ülkemizin her bir köşesinden gelen ak yürekler, ak gönüller, değerli dava arkadaşlarım, sevgili misafirlerimiz, bizleri ekranları başında izlemekte olan aziz vatandaşlarım, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sizlerin şahsınızda bütün vatandaşlarımızı hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine ve milletimize sabır ve metanet diliyorum. Sizlerle birlikte aynı davaya hizmet etmeyi hayatımın en büyük mazhariyeti sayıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 3 Kasım 2002 tarihinde milletimizden aldığı emaneti layıkıyla temsil eden AK Parti hareketinin bir mensubu olmaktan ve sizlerle aynı safta omuz omuza olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu kadro büyük Türkiye davasını omuzlamış bir kadrodur. Sizler gibi doğru yol arkadaşlarıyla bütün şeytani odaklara karşı, bütün hile ve tuzaklara karşı Türkiye'nin hukukunu koruyan bu harekete hizmet etmekten daha kıymetdar, daha değerli hiçbir şey yoktur. Hiç şüphesiz milyonların desteğiyle, milyonların rızasıyla, milyonların emeğiyle, milyonların gözyaşı ve dualarıyla var olan bu hareket, tüzüklerle, kurullarla, mevzuatla, prosedürle varlık kazanmış bir partiden çok daha fazlasıdır. Bu hareket, 1000 yıllık kimliğimizle sürdürdüğümüz tarihi yürüyüşümüzün adıdır. Bu hareket, her zaman söylediğim gibi, nevzuur bir hareket değil, 200 yıllık mücadelemizin zafer sembolüdür. Nesillerce ödenen bedellerin neticesidir AK Parti. Hiçbir tartışmaya, hiçbir hesaba, hiçbir makama kurban edilmeksizin korunacak en kıymetli emanetimizdir. AK Parti büyük bir davanın adıdır. Bu dava yeryüzünün sorumluluğunu taşıyan, bütün mahlukata karşı kendini sorumlu sayan büyük ve onurlu Türkiye davasıdır. Türkiye ise sadece bizim ülkemiz, sadece bizim vatanımız, sadece bizim evimiz, yurdumuz değil, aynı zamanda 100 milyonlarca mazlumun yüzünü döndüğü umudun adresidir. Biz bu ülkeyi, bu vatanı, bu devleti büyük bedeller ödeyerek koruduk ve savunduk. Allah'ın izniyle kıyamete kadar burada bu vatanı hak etmiş olarak yaşayacağız. Bu ülke adaletin ve merhametin yurdudur. Biz bu ülkeye, bu vatana, bu toprağa aşkla, imanla, sadakatle bağlı bir kadroyuz. Bu ülke hizmet etmekten daha ulvi bir dava, insanlığa hizmet etmekten daha yüksek bir makam ve mevki tanımıyoruz. Değerli arkadaşlarım, 3 Kasım 2002 ile 1 Kasım 2015 tarihler arasında verilen destansı mücadelenin hangi badirelerden geçerek bugünlere geldiğini çok iyi biliyorsunuz. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizini, 27 Nisan E-Muhtırası'nı, AK Parti'ye açılan kapatma davasını, gezi eylemlerini, 17-25 Aralık yargı darbesini, 6-7 Ekim olaylarını hatırlıyorsunuz. Bu zorlu dönemeçlerden Allah'a ve millete yaslanan kararlı ve dürüst bir siyasetle çıktığımızı hatırlıyorsunuz. Biz bu badireleri doğru yerde durmaya devam ederek, bu kadroların samimiyetine ve milletin desteğine güvenerek açtık. Biz bu kritik kavşakları milletin asli gündemini ıskalamayarak, siyaset mühendisliklerine prim vermeyerek dost doğru bir siyasi kararlılıkla geçtik. AK Parti'nin milletin iradesinden doğan siyasetini engelleme çabaları bugün de aynı şekilde devam ediyor. 7 Haziran sonrasında AK Parti'nin artık sonu geldi diyerek sevinç çığlıkları atanları hatırlayınız. Onlar aslında Türkiye'nin 2002'den bu yana yazmakta olduğu büyük destanın sona ermesine seviniyorlardı. Onlar aslında milli iradenin sesinin yeniden kesilebileceğine, siyasetin üzerinde yeniden vesayet hesapları yapılabilir hale gelmesine seviniyorlardı. Ama hepiniz gördünüz, şahit oldunuz, millet de şahit oldu. Biz dik durduk ve heveslerini kursaklarında bıraktık. Bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız dedik, elimizi taşın altına koyduk. Diğer partiler görevden kaçarken biz, milletin verdiği her görev başımızın üstündedir dedik
ve bu yola baş koyduk. Normalde bir araya gelmesi imkansız terör örgütleri bir yerden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı olarak harekete geçtiler. Sadece bu ülkenin insanlarına saldırmadılar. Ülkemizin istikrarına, insanlarımızın kardeşliğine saldırdılar. Bizi 78 milyonluk bir aile yapan birliğimize, dirliğimize saldırdılar. Bu saldırılara karşı dimdik durduk ve dedik ki Türkiye sahipsiz değildir. Terör örgütlerinin bu ülkeyi esir almasına asla izin vermeyiz. Biz bir seçim hükümetiyiz. Bizim görevimiz ülkeyi seçime götürmekle sınırlı demedik. Bir Kasım bütün bir milletin bizimle olduğunu gösterdi. Allah razı olsun. Salonu dolduran bütün misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Madem ki Türkiye saldırı altındadır, karşılarına çıkmak bizim görevimiz dedik. Milletimiz AK Parti'nin Türkiye'nin yegane siyasi umudu olduğunu bir kere daha gördü. AK Parti'nin Türkiye için siyaset yapan, ülke yönetme sorumluluğunu sonuna kadar hisseden ve bunun gereğini cesaretle yapan yegane parti olduğunu bir kere daha takdir etti. Ve 1 Kasım'da milletin oylarıyla bir destan yazdık. Hep beraber yazdık bu destanı. Milletimiz bir kere daha AK Parti dedi. Bunu sizler başardınız. Bizler başardık. Memleket şuuruyla, hizmet aşkıyla, sorumluluk duygusuyla ve ilkeli siyasetimizle kazandık. Bunu ülkemize hizmet etmek konusundaki samimiyetimizle kazandık. Seçimde milletimize 2002'den bu yana sürdürdüğümüz atılımları daha ileri seviyelere taşıyacak yeni reformların sözünü verdik. Milletimiz bize inandı, biz de sözümüzün arkasında durarak 3 ay gibi kısa bir zaman içinde bütün vaatlerimizi yerine getirdik. Türkiye'ye yakışan, özgürlükçü, demokratik, adil bir anayasa sözü verdik. İnşallah bu sözümüzün de gereğini yapıp gereğini yerine getireceğiz. AK Parti verdiği hiçbir sözden kaçmamıştır, kaçmaz. Başka partiler seçimden önce söyler, sonra unutur ama AK Parti millete verdiği hiçbir sözü unutmaz. Allah'a şükürler olsun. Bugüne kadar milletimize mahcup olmadık. İnşallah bundan sonra da mahcup olmayacağız. Değerli dava arkadaşlarım, bölgemiz ve ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor. Ülkeler iç çatışmalar ile yok ediliyor. Ahlaksız bir çıkar çatışmasının sonucu olarak insanlar kıyma uğratılıyor. Moğol saldırıları, Haçlı saldırıları ve Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan acılardan daha fazla acı yaşanıyor, katliam gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar bölgemizin zenginliği olan farklılıklar birer iç çatışmaya dönüştürülüyor ve bölgenin geleceğini yok edecek nifak tohumları ekiliyor. Paravan örgütler bu çatışmanın tarafı haline getirilerek bu sürece taşeronluk yapıyor. Adları, ideolojileri farklı görünse de hepsi bu fitnenin içinde birer hizmetkar görevi ifade ediyor. Bu yüzden bölgenin tek istikrar adası olan Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye'yi de bir şiddet sarmalının içine çekmek, bir kaos oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah'a hamdolsun. Türkiye tüm bu kirli, kanlı ve ahlaksız saldırılara karşı hak ettiği cevabı verebilecek güçtedir. Çünkü AK Parti iktidardadır. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'de güçlü bir devlet, istikrarlı bir hükümet var. Yapılan her saldırı bizi derinden üzse de, canımızı acıtsa da emin olun hak ettikleri cevabı alıyorlar. Yaptıkları saldırılar asla yanlarına kalmıyor. 7 Haziran sonrası ortaya çıkan siyasi tablo karşısında kanlı ellerini uyuşturarak harekete geçen şer odakları bugüne kadar hak ettikleri cevabı aldılar, almaya da devam edecekler. Değerli dava arkadaşlarım, bu hareketin en önemli hasleti Anadolu'yu kucaklaması, Anadolu'nun, Trakya'nın, Mezopotamya'nın, Kafkasya'nın çocuklarını birleştirmesidir. Bu hareketin en önemli özelliği başından sonuna yerli ve milli olmasıdır. Tepeden tırnağa ayaklarının bu topraklara basmasıdır. Bize her türlü eleştiri getirebilirler, olabilir. Her iktidarın doğruları kadar yanlışları da olabilir. Ama bizim bu topraklara aşkımızı, bu milletle aramızdaki bağı asla sorgulayamazlar. Bizim yanında, 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 yanında.
Kastamonu'ya da, Dadaşlar'a da, Mersin'e de, Bursa'ya da, bütün illerimize teşekkür ediyorum. Her birinizde 7 Haziran 1 Kasım öncesi yaptığım mitingleri tek tek şimdi gözümün önünde hatırlıyorum. Nasıl meydanları doldurduğunuzu, nasıl bize yürekten bağlı olduğunuzu hepinizi biliyorum. Tek tek saymak çok vakit olur. Ama biliniz ki yüreğim hepinizin yanındadır. Biz de sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Bizim Türkiye sevdamız onların fitnelerini de boğar, kendilerini de boğar Allah'ın izniyle. Bizim Türkiye sevdamız onların korkak, yüzsüz, anonim, kişiliksiz ve karaktersiz saldırılarından zerre miktar etkilenmez. AK Parti milletle siyaset yapan geleneğin son halkasıdır ve hamdolsun milletten aldığı destekle eski Türkiye defterini kapatmıştır. Eski Türkiye defterini yeniden açmayı hedefleyen sanal şarlatan ve müfterilerin Türkiye'ye ameliyat yapmasına da müsaade etmeyecektir. Maskeli tetikçilerin, siyaseti desise ve ayak oyunu zannedenlerin her türlü fitne ve fesadından geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri Rabbimiz korusun. Bizler küresel odakların ameliyat girişimlerine, tefrika tohumlarına pabuç bırakmadık. Allah'ın izniyle küresel güçlerin çakma yerli versiyonlarına da asla bırakmayız. Ak kadınlarımıza, Antalya'ya, bütün misafirlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizler gözümüzü Türkiye'nin büyük hedeflerine dikmişiz. Birileri iftira ve kumpaslarla uğraşırken biz milletimize daha fazla hizmet etmek için koşturuyoruz. Ülkemizin, milletimizin ihtiyaç duyduğu reformları, atılımları birer birer hayata geçiriyoruz. Her hafta ülkemizin farklı bir ilinde iktidarımızın hizmet nişanesi olan onlarca açılışlar yapıyoruz. Hiçbir ilimize elimiz boş gitmiyoruz. Mardin'e eylem planımızla gittik. Diyarbakır'a projelerimizle gittik. Van'a, Bingöl'e, Manisa'ya, Düzce'ye, Antalya'ya, Muş'a toplu açılışlarla gittik. Türkiye'nin her yerinde dev yatırımlar yapıyor, büyük eserler kazandırıyoruz. Her hafta milletimizle kucaklaşıyor, kuzeyi güneyle, doğuyu batıyla buluşturuyoruz. İşte cumartesi günü Muş'taydık. Muş'a sembolik bir günde, kurtuluşunun yıl dönümünde 1 milyar 28 milyon lira değerindeki 171 tesisimizin açılışıyla taşlandırmak üzere gittik. Muş'ta da, Varto'da da milletimizle kucaklaştık. Özellikle Varto'da. Hani şimdi mecliste terör yapan bazı danışman kılıklı adamların artık burası kurtarıldı diye ilan ettikleri Varto var ya Ağustos ayında. Elhamdülillah her sokağına adım attım. Oradaki her kardeşimizle buluştum. Çocuklarımızla kucaklaştım. Gençlerimizle top oynadım. Ve tek bir şey gösterdim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Varto'dadır ve Türkiye'nin her yerinde hiçbir engel olmadan milletle buluşur. Teşekkür ediyorum. Bir Antalya, bir Tekirdağ, bir Bursa, bir Erzurum. Türkiye'nin doğusu, batısı, Gelibolu, Çanakkale burada. Hepinize teşekkür ediyorum. Hiçbir şehrimiz, hiçbir insanımız mağduriyet yaşamasın. Devletin hizmetlerinden mahrum kalmasın istiyoruz. Silifke'de. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için projeler başlatıyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. Türkiye ekonomisini 14 yılda şaha kaldırdık. Türkiye'yi küresel ekonomide yukarılara taşıdık. Üretimden istihdama, dış ticaretten yatırıma topyekun bir kalkınma yaşadık. Tüm karamsar senaryolara rağmen bu kalkınma, bu şahlanış devam ediyor, devam edecek Allah'ın izniyle. 2015 yılında beklentilerin üstünde gerçekleştirdiğimiz büyüme piyasalara can verdi, ümit verdi. Yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye'nin potansiyeline olan güveni daha da arttı. Sağ olun. Bakınız 2016 yılının ilk 3 ayında yabancı yatırımcı
toplamda 2,6 milyar doların üzerinde menkul kıymet alımı yaptı. Sanayi üretim endeksi aylardır yüzümüzü güldürüyor. Türkiye'yi 34 yılın ardından tek haneli enflasyonla biz tanıştırdık ve enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mart ayı enflasyon oranı piyasa beklentilerinde altında gelmişti. Biz burada, ben bu kürsüde bu enflasyon daha da düşecek demiştim. Elhamdülillah öyle de oldu. Nisan ayında enflasyon %6,57 seviyesine kadar düştü. Değerli arkadaşlar, bu son 3 yılın en düşük seviyesidir. Bu istikrarın, kararlılığın, AK Parti hükümetlerinin işini ne kadar ciddiyetle yaptığının bir göstergesidir. Bu istikrar, bu kararlılık devam edecek. Ülkemizi daha da kalkındıracak reformları bir bir hayata geçireceğiz. Bu güzel ülkeyi küresel ekonominin en önemli aktörlerinden biri yapacağız. Bu aziz milletin refahını, huzurunu daha da artıracağız. Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak için sığ gündemlere hapsetmeye çalışıyor olabilir. Biz bunlara takılarak yolumuzdan geri kalmayacağız. Bizi yavaşlatmalarına asla izin vermeyeceğiz. İcraatlerimize, milletimizle kucaklaşmaya, milletimiz için koşturmaya durmaksızın devam edeceğiz. Biz bir davanın, bir idealin siyasetini yapıyoruz. Bu dava, bu ülkenin, bu toprakların istiklal davasıdır. Sadece ve sadece Türkiye için siyaset yapıyoruz. Sadece ve sadece milletimizin refahı ve huzuru için siyaset yapıyoruz. Dünyanın her yerine Türkiye'nin tezlerini ve imkanlarını anlatıyoruz. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımızın itibarını yükseltmek için çalışıyoruz. Yeryüzünün bütün mazlumları için Türkiye artık bir umut halinde büyüyor. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, adalet ve merhamet bekleyen, "Ya Rab, katından bize bir yardımcı gönder" diyen bütün insanlar adına hak ve adalet mücadelesi veriyoruz. Aziz kardeşlerim, İstanbul Aksem'de AK Parti hareketinin felsefesi ve uygulama esaslarını şu 10 madde altında özetlemiştim. Müsaadenizle burada da tam da bu özel günlerde kısaca bu maddeleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 1. AK Parti kadim bir hareketin bugünkü sözcüsüdür. 2. AK Parti milli ve demokratik değerleri özümsemiş, öncülük yapmış bir partidir. 3. AK Parti mazlum coğrafyaların halklarının sözcüsüdür, öncüsüdür. 4. AK Parti bütün insanlığa mesajı olan, özgürlük ve adaleti bütün dünya sathında savunan evrensel bir partidir. 5. AK Parti bütün bu ilkeleri harekete geçirecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yeni bir vizyon teklif eden ve bu vizyonu hayata geçiren partidir. AK Parti ahlaki olan, ahlakı siyasetin özü olarak gören bir ahlak hareketidir. 7. AK Parti bir gönül ve muhabbet hareketidir. 8. AK Parti bir ortak akıl hareketidir. 9. AK Parti edebi esas alan, mahviyeti öne çıkaran bir nezahet hareketidir. 10. AK Parti yürüdüğü zaman arşı titreten disiplinli bir teşkilatın adıdır. Değerli arkadaşlar, AK Parti güçlü bir geleneğe, güçlü bir medeniyet birikimine sahip köklü bir hareketin adıdır. Bir dava partisidir. Bir misyon hareketidir. Milletimiz için AK Parti istikrar demektir. Güçlü ve müreffeh bir ülke demektir. Ülkemiz içinden geçtiği koşullar AK Parti'nin varlığını daha da anlamlı kılmakta, AK Parti kadrolarının omuzlarındaki sorumluluğu daha da artırmaktadır. İşte muhalefetin hali ortada. Artık onlardan Türkiye'nin geleceği için hayırlı bir söz duymayı beklemiyoruz. Bir katkı vermelerini beklemiyoruz. Yeni anayasa için kendi tabanlarına verdikleri sözü bile tutmuyorlar. HDP ahlaksız bir şiddeti, insanlarımızı hedef alan bir şiddeti halen savunmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi uygulamaya kalkışıyor. Şehirlerimizi yangın yerine çevirenlere selam göndermeye devam ediyor. Kendilerinin en çok oyu alarak yerel yönetimlerin kendilerinde olduğu şehirlere bile ihanet ediyorlar. İnsanların kendilerine verdiği oylara ihanet ederek bölgesel taşeronluğu tescillenmiş eli kanlı bir örgütün sözcülüğünü yapmaya devam ediyorlar. Dokunulmazlık konusu açıldığında mangalda kül bırakmayan ucuz kahramanlar şimdi süreci engellemek için milletvekillerimize saldırıyor, pespayeliğin her türlüsünü sergiliyorlar. Gerilimi tırmandırmaya çalışarak iyice çirkinleşiyor, iyice kendilerini tüketiyorlar. Kendileri tükenirken siyaseti de tüketme ve meclis çatınısını kavganın, kargaşanın, çözümsüzlüğün adresi gibi gösterme gayreti içindeler. Şundan hiç şüpheniz olmasın.
Diyarbakır Ulu Cami'nin kardeşi, Bursa Ulu Cami'yi kana bulamak isteyen cani terör örgütünü destekleyen herkese dokunulacaktır. Mutlaka dokunulacaktır. Hiçbir yere kaçamazlar. Buradan bu saldırı esnasında Bursa Ulu Cami civarında vakur bir şekilde dimdik ayakta duran Osman Gazi'nin torunlarına da Bursalılara da selam ediyorum. Camileri kana bulamaya teşebbüs eden bu bir örgüt bu coğrafyaya, bu topraklara ait olamaz. Bunları savunanlar da bu topraklara, bu millete ait olamaz. Ancak ve ancak yabancı unsurların maşası taşeron olabilir. Biz de o yabancı unsurların maşalarına nasıl dokunulacağını gayet iyi biliyor, gerekini yapıyoruz. Bu maşalara gereken dersi veren, meclis çatısı altında zorbalığa geçit vermeyen AK Parti grubumuzu yürekten tebrik ediyorum. Siz dün berdestan yazdınız. Değerli kardeşlerim, CHP ve HDP aynı sistematik çabanın içindeler. Siyasetten ümitlerini kesip istikrarsızlıktan medet umar hale gelmişler. Ülkemizin ana muhalefet partisinin görüntüsü siyasi bir komediden giderek bir siyasi drama, bir siyasi trajediye dönüşüyor. Ülkemiz için katkı verecek hiçbir değer, hiçbir söylem üretmiyorlar. Çaresizlik içinde hakaret ve iftiraya başvuruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerindeki tutarsızlık parti tabanını bile rahatsız eder hale gelmiş durumda. Bir gün Türkiye'yi kuran parti olmaktan bahsediyor, ertesi gün Türkiye'yi iftiralar eşliğinde dışarıya şikayet ediyor. Bir gün paralel yapının sözcüsü oluyor, bir gün hendek kazanlara, çukur kazanlara, barikat kuranlara arkadaş diyor. Partisinden bazı milletvekilleri teröre destek çıkıyor ama o sesini bile çıkaramıyor. Galiba o milletvekilleri CHP içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun müdahil olamadığı bir denklemle varlıklarını sürdürüyorlar. Kılıçdaroğlu ne zaman konuşsa olumsuz ve karamsar bir dil kullanıyor. Aksi defaatlerce kanıtlanmış iftiraları tekrar tekrar gündeme getirerek gerçeğe ihanet ediyor. Toplumu korkutuyor, ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Karşıya karşıya olduğumuz şeyin adı çok nettir arkadaşlar. Bu kadar tutarsızlığın adı ancak siyasal şizofrenidir. Hastalıklı bir zihniyetin ürünüdür. En ağır ifadeleri kullanıp, hakaret edip, sonra da Türkiye kutuplaşıyor diye konuşmasına devam etmek sadece siyasal şizofreniyle izah edilebilir. Aziz kardeşlerim, biz değerli dava arkadaşlarım, buradan ülkemizin her köşesindeki 81 vilayetimizdeki mahalle teşkilatındaki kardeşlerime kadar bütün teşkilatımıza ve bize gönül veren bütün üyelerimize 10 milyonu aşkın ve bize 1 Kasım'da oy veren 24 milyona yakın vatandaşımıza hitaben tekrar söylüyorum. Biz başka partiler gibi değiliz. Başka siyasi kadrolar gibi değiliz. Biz siyasi menfaatlerinin peşinde koşanlardan değiliz. Bu harekete kazanmak için katılanlar bunu bilmezler. Bu kervana yüklerini tutmak için dahil olanlar ne bu lisanı bilirler ne bu manaya aşinadırlar. Bizim derdimiz Türkiye hedeflerine ulaştırmak, bu milletin yüzünü güldürmek, gönül rızasını almaktır. Türkiye'nin yeni nesillerine doğru örnek olmaktır bizim davamız. Bu hizmet bayrağını AK Parti'nin tarihi misyonunun hakkını vererek liyakatla taşıyabilmektir. Biz bunun için bu yüce çatı altındayız. Biz bunun için seçimler bitmiş olmasına rağmen ülkenin her yerinde meydanlarındayız. Her sokaktayız, her hanedeyiz ama en önemlisi her vatandaşımızın gönlündeyiz. İnandığımız doğrulardan, lekesiz ve temiz siyasetten, milletimizin hiçbir ferdine ayrı gayrı görmeksizin adil ve güçlü Türkiye'yi değerlerimize yaslanarak inşa etmekten geri durmayacağız. Diyarbakırlı Sait Paşa ne güzel söylemiş. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol. Hazreti Allah onu utandırmaz seni. Müstakim olduk. Müstakim oluyoruz. Müstakim olmaya devam edeceğiz. Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bütün bu dava, bütün bu faaliyetler, bütün bu teşkilatlar, bütün bu toplantılar, bütün bu tüzükler, bütün bu kurallar sadece sırat-ı müstakim üzere olmak içindir. Onun önüne geçen hiçbir kural, onun önüne geçen hiçbir kurul, onun önüne geçen hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın.
Biz bu şiara sahip çıkacak, karşımıza 7 düvel çıksa, söz konusu ortak ilkelerimizse asla boyun eğmeyeceğiz. Milletin emanetini taşımakta olduğumuzu asla unutmayacağız. Bu ülkenin gençlerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin boynumuza borç olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri bizim kuşağımızın gençlik hayallerini çaldı. Biz şimdi birilerinin gençlerimizin hayallerini yine çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Zerre kadar hayrın da, zerre kadar şerrin de hesabının tutulmakta olduğunun şuuruyla hareket edeceğiz. Ülkemize, milletimize, bizi biz yapan değerlerimize ihanet etmeyeceğiz, edenlere de izin vermeyeceğiz. Silopi'de kulağıma eğilip bizi yalnız bırakmayın diyen yaşlı amca da, Bergama'da yağmur altında saatlerce bekledikten sonra ellerini semaya açıp dua eden yaşlı teyze de, dünyanın dört bir yanında bu hareketin başarısı için dua eden, umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar da merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam, dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak harekete zarar görmesine, bu ak yürekli kadroların üzülmesine, yeşe düşmesine asla izin vermem. Bugün herkes imtihandadır, herkes kendi imtihanını verecek. Biz sadece bir tek dosya tutana inanırız. Şu sağ ve sol omuzumuzda dosya tutanlar var ya, onlar hakkı yazsınlar, gerisi ne yazarsa yazsın. Biz onlar için geldik. Biz onların tuttukları dosyalar için yaşıyoruz. Son nefeste onların hakkımızda hayır şehadet etmesi için gayret sarf ediyoruz. Son nefesimize kadar bu dosyaların hayır içinde olması için Rabbime niyazda bulunacağım. Kim ne fitne yaparsa yapsın, kim ne üretirse üretsin, kim ne yazarsa yapsın arkadaşlar. Hepimiz önce bu iki dosya yazıcının dosyasından korkalım. Allah'tan korkalım. Başka hiçbir şeyden korkmayalım. Allah bizi bu millete mahcup etmesin. Bu hissiyatla bütün Müslümanların mübarek Miraç kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek vakitlerde Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de hele hele Miraç'ın gerçekleştiği Mescid-i Aksa'da ve dünyanın her köşesinde zorluklar yaşayan mazlumlara dua edelim. Allah ülkemize merhametiyle muamele etsin. Dirlik ve düzenimizle muamele etsin. Allah hiçbirimizi kendi heva ve hevesine zebun olanlardan eylemesin. Allah bizi ülkemize, vatanımıza, milletimize hizmetten alıkoymasın, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Ne güzel söylemişler. Tekrar söylüyorum. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Allah yar ve yardımcımız olsun.